Merhaba arkadaşlar. Bugün ben size 3D kamera track olayını anlatacağım. Şimdi bizim elimizde böyle bir video var. Video gördüğünüz gibi böyle hareket ediyor kamera. Şimdi biz bu kameranın nasıl hareket ettiğini bulacağız. Kameranın bu 3 ölçülü dünyada nereden nereye gittiğini hesaplayacağız. Synthesis programı yardımıyla ve ondan sonra bu oluşturduğumuz kamerayı 3D Max'a atacağız ve artık orada istediğimiz objeleri istediğimiz yere koyabileceğiz. İşte bu kamera tracking olayının mantığı şudur. Ben mesela diyelim buraya bu taşın üstüne bir çaydanlık yapmak istiyorum veya herhangi bir obje yapmak istiyorum. Bu objenin ben bu eğer bu görüntü sabit olsaydı, hiç hareket etmeseydi rahatlıkla koyabilirdim ama işte görüntü hareket ediyor. Bu sabit bir yerde durmuyor. Onun için benim çaydanlıkta bu nereye gidiyorsa oraya gitmesi lazım ki ben onu bunun üstünde durmuş algılayabileyim. Onun için gerçekte kameranın nasıl hareket ettiğini bulacağım ve aynı kamerayı oluşturup 3D Max'ın içine atacağım. İşte olay bu. Yani kamera track olayı onun için düşünülmüş. Şimdi bu görüntü biraz daha uzun. Ben bunu daha hızlı yapabilmek için biraz daha kısaltacağım. Onun için ben bunu bir After Effects'e atayım. Ama yani sizin mesela After Effects programı yokmuşsa eğer siz şey yapabilirsiniz. Direkt yani bu görüntünün kendisini şey atabilirsiniz. Synthesis programına atabilirsiniz. Camera Track programı olarak ben Synthesis kullanıyorum. İşte gördüğünüz gibi Synthesis. Bunu da açayım bir bakalım nasıl bir şeymiş. İşte böyle. Hepsini göstereceğim teker teker. Şimdi biz önce After Effects'i açalım. Bu videomuzu atalım oraya. Bekliyoruz, import oluyor. Ondan sonra bunu bir composition'ın içine atıyoruz. Bunu tıklıyoruz. Sürükleyip buraya bırakıyoruz. Ve otomatik olarak bizim için composition açıyor. Ben diyelim mesela bunun bir 2-8 saniyesini alayım. Artık yani mantığı anladıysanız artık siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Sadece bizim bu gördüğümüz çok büyük olduğu için yani Full HD işte 1920'nin 1080'e biraz zaman alacak hesaplaması. Onun için en iyisi şey yapalım. İşte burada bunun ilk 8 saniyesini alalım. İşte istediğimiz yere getiriyoruz. Ondan sonra End tuşuyla videonun sonu burada bitecek diye işaretliyoruz. Ondan sonra Ctrl M şuna basıyoruz. Ctrl M tuşuna basınca böyle bir şey geliyor. Buradan hangi dosya türünde export etmemizi soruyor. İşte biz bunu JPEG yapacağız. Yani kare kareye böleceğiz. Her karesini ayrı bir JPEG'li olarak kaydedeceğiz. Ve bunu JPEG seçtikten sonra burada kalitenin ne kadar olduğunu bakıyoruz. İşte böyle yaparsak en kaliteli JPEG olarak kaydedecek. Ondan sonra evet, şimdi bitmek üzere. Artık biraz bekleyelim. Kaç resim kaldı onu da kaydetsin.
Ondan sonra artık bizim After Effects'te hiçbir işimiz kalmayacak. Onu biz kapatalım. İşte bitti. Bunu biz kapatıyoruz. Ve kaydetme diyoruz. Bununla işimiz bitti. Ve şimdi biz burada bakalım kaç tane olmuş. İşte toplam 200 resim var. Şimdi Synthesize açıyoruz. Synthesize böyle bir şey. İşte bu Max'taki gibi farklı farklı top var, front var, left var. Bu da perspektif. Direkt auto'ya. Burada işte her şey çok hızlı olduğu için çok detaya girmeyeceğim. İşte auto'ya basıyoruz. Buradan kaydettiğimiz şeyi seçiyoruz. Klasörü seçiyoruz. İşte istediğimiz bir neye tıklayalım. Open diyoruz. Böyle bir şey gelecek. Şimdi kaç kare alsın bir saniye içinde diyor. Mesela Max'ınki standart 30 olduğu için ben direkt 30 yapayım. Veya sizin videonun kendisi 25 ile yaptıysanız 25 olarak yapabilirsiniz. Yani istediğiniz seçebilirsiniz. Normalde 25 ya 30 oluyor. İşte ben Max'ta işte otomatik olarak 30 olduğu için ben de buraya 30 yapıyorum. Ama yani pek de bir önemi yok. Şimdi okey diyelim. Ve otomatik olarak bu kendisi feature'ları trackliyor. İşte buradaki noktalar kendisi ayarlıyor. Hangi nokta nereye hareket etmiş diye düşünüyor. Ve ondan sonra bunu şey yapmaya çalışıyor. Hesaplıyor işte noktaların birbirine hareket etmesinden doğru. İşte bu oto olunca belki siz anlamayabilirsiniz. Ben en iyisi şey yapayım. Bunu bir durdurayım. Manuel olarak yapalım hepsini. İşte siz daha iyi anlayasınız diye. Synthesize'ı tekrar açayım. İşte buradan import edelim diyelim. New file diyoruz. İstediğimiz birine tıklıyoruz. Buradan seçiyoruz. Frame per second. Ve OK diyoruz. Biz OK dediğimiz anda burada göreceksiniz. Beyaz olmaya başlıyor. İşte bu ne demek? Bu bizim resimleri RAM'e yüklüyor demek. İşte ondan sonra biz play bastığımız zaman bilgisayarımız zorlanmadan bunu oynatabilecek. İşte görüyorsunuz beyaz olan kısımları rahat şey yapıyor. Rahat oynatıyor. Ama işte bu kırmızı olan kısımları daha RAM'a yüklemediği için biraz daha beklemek zorunda kalıyor. En iyisi bunun hepsinin beyaz olmasını beklemek. İşte hepsi RAM'a yüklendikten sonra rahatça şey yapabiliriz. Çalışabiliriz. Bir de şey diyeyim. Mesela burada biz şimdi play'e bastığımız zaman çok hızlı oynuyor. İşte normal hızından daha hızlı oynuyor. Normal hızıyla oynatabilmek için burada view var. İşte burada normal speed seçeceğiz. O zaman işte bir saniyede sadece 30 kare oynatacak. Biraz daha yavaş hareket ediyor. İşte biz nasıl hareket ettiysek. Böyle. Şimdi neredeyse bitmek üzere. İşte biz auto deyince ne yapıyor bizi? Direkt yüklüyor. Ondan sonra auto tracker'ı çalıştırıyor. Burada kamera şey yapıyor. Şimdi bunu teker teker ele yapacağız. Bakalım. İşte run auto tracker diyelim ve bekleyelim ne olacak. İşte bu program resimdeki noktalar kendine bir noktalar buluyor. Mesela diyelim bu nokta. Ondan sonra her karede bu noktanın nerede olduğunu buluyor. Şimdi bir bitsin de size göstereceğim. Mesela gördünüz mü? Burada noktalar var. Farklı tonlarda yeşil noktalar var. Biz play yaptığımız zaman noktalar neredeyse orada da kalıyor işte. Diyelim mesela ne bileyim burada. Buradaki noktanın tüm video boyu nerede olduğunu buluyor. Ve şimdi biz normal track ettikten sonra solve dersek program noktaların hepsinin kendi aralarında nerede olduğundan yola çıkarak bize kamera bulacak. İşte diyelim solve diyelim. Ve işte solve bitti. Artık bize bir kamera yaptı program. Ve bu şu anda piyasada olan en hızlı program. Onun için direkt hesapla dediğimiz zaman bize hesapladı. Ama normalde diğer programlar mesela PFTrack falan var. O yani bunun kadar hızlı değil. Yani hepsinde aynı sonucu alırsınız da ama yani bu en hızlı olan program. Onun için ben bunu kullanıyorum. Şimdi böyle işte bu bizim kameranın hareket yolunu gösteriyor. İşte nasıl hareket etmiş.
Buradan play yaparsak işte görüyoruz bizim kamera yavaş yavaş ona doğru gidiyor. İşte böyle. Şimdi ilk başta bizim olay bitti düşünebiliriz ama hiç de bitmemiş. Şimdi biz burada şey görüyor işte o error 0,9 falan falan falan. Yani aslında 0,9 çok iyi bir rakam ama biz bunu biraz daha iyileştirebiliriz. İşte bunu neden iyileştiriyoruz? Mesela bu error rakamı yüksek olduğu zaman biz eğer kendi objemizi yerleştirirsek, biz play'e bastığımız zaman objenin durduğu yerde azıcık kaydığını falan göreceğiz. İşte onda bazı sebepleri olabiliyor. İşte mesela bazı trackler error vermiş olabiliyor. Mesela kaymış diyelim. Mesela sizin sahnenizde ağaçlar var. Ağaçlar falan azıcık sallanınca orada olan tracker hata verecek. İşte o trackerları falan hepsini temizlemek gerekiyor. Yani sizin sahnenizde hareketli obje olmaması lazım. Eğer hareketli obje varsa sahnenizde, o hareketli objenin üstüne düşen bu noktaları silmeniz lazım elle. Veya burada otomatik silme şeyi var. Mesela track menüsüne girersek burada Clean Up Trackers diye bir şey var. İşte burada şey diyor. Yüksek errorlu trackerlar var. Mesela 4 tane tracker diğerlerine nispeten daha fazla error rakamına sahip. Onun için biz direkt fixed dersek 4 tane tracker'ı silecek. Şimdi işte tekrar biz hesapla diye dersek bu error rakamı biraz daha düşecek. Gelin mesela buraya gelelim. Solver panel. Burada işte aynı error rakamını görüyoruz. Burada biz artık tekrar solve etmeye gerek yok. Biz refine diyoruz. İşte yani bunun üzerine bir daha şey yap. Yani sıfırdan yapma da bunun üzerine daha iyileştir. Bir de slow but sure seçelim. Bu ikisini işaretleyelim. Yani biraz yavaş olsun ama daha doğru hesaplasın. Ve go diyelim. Okey. Gördüğünüz gibi 0,8 falan falan oldu işte. 0,1 daha iyi oldu. Bir de şurada bu kamera tracking olayında en önemli kısımlardan biri lens distortion. İşte bunu hangi kamerayla çektiğinizde bağlı olarak sizin görüntünüz eğilmiş olacaktır. Mesela GoPro ile çektiyseniz o çok daha belirgin bir şekilde olacaktır. İşte balık gözü derler. Distortion yani sahnenin orta kısmı daha düzgün gözüküyor ama yanlara doğru gittikçe görüntü eğilmeye meyilli oluyor. İşte onun için bu programın kendisinin o olayı düzeltme algoritmi var. Onun için buraya geliyoruz. Lens kısmına. Burada tüm bir hesaplamalardan doğru program artık ne kadar eğildiğini anlıyor. Onun için burada Calculate Distortion tıklıyoruz. Tekrar hesaplama yerine geçip tekrar Go diyoruz. Ve bu sefer artık bakın 0,4 oldu. İşte bu track çok sağlam bir track olmuş şu anda. Yani bayağı bir istediğimiz objeyi buraya koyarsak direkt oradaymış gibi gözükecek. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Evet, işte kameramızın tam doğru hareketini bulduğumuzdan emin olduktan sonra şöyle yapmamız lazım. Bizim bu noktalardan hangisinin zeminde olduğunu bilgisayara söylememiz lazım. Çünkü ben bunu şu anda böyle export edersem işte Max'in yeri bu olacak. Benim sahnem havadaymış gibi gözükecek. Onun için ben kamerayı hallettikten sonra zeminin nerede olduğunu bulmam lazım. İşte onun için de şöyle yapıyorum. Burada koordinat sistemi diye bir şey var. Bölüm var. O program bu kısmında da 3 diye bir şey var. Yani ben zeminde olduğuna emin olduğum 3 noktayı göstereceğim. Tamam mı? Mesela birbirinden ne kadar uzak olursa o kadar iyi. Mesela bir tane bunu gösterebilirim. Bir tane bunu gösterebilirim ve bir tane de bunu gösterebilirim. Yani birbirinden çok aralıda olan, uzakta olan 3 nokta. Mesela bu üçünü gösterirsem zeminin nerede olduğunu bulma hesaplaması zamanı hata çok fazla olabilir işte ama bu nokta zeminde, bu nokta zeminde ve bu nokta zeminde dersen program bunu çok daha iyi anlayacaktır ve daha az errorlu şey yapacaktır yani hesaplayacaktır. Onun için şöyle yapalım işte. Tıklıyoruz bu üçe. Bir tane bunu seçiyoruz. Bir tane bunu seçiyoruz ve bir tane de bunu seçiyoruz. İşte birbirinden uzak 3 tane nokta.
Sonucu noktayı seçtiğimiz zaman bize şey diyor işte, koordinat sistemini kurayım mı diyor. Biz evet diyoruz. Ve okey diyoruz. Şimdi bak. Görüyor musun? İşte tüm noktalar aynı zeminden, yani neredeyse hepsi değil de yani çoğu. Bu artık bizim zemin. Bu da bizim kamera. Böyle. Şimdi biz bunu nasıl kontrol edelim? İşte biz bunu doğru yaptık mı yapmadık mı diye. Onu biz böyle kontrol edeceğiz. Mesela diyelim biz bu taşın üstüne bir kutu koyalım. İşte programın dahilinde max'a daha gitmeden biz bunu kontrol edebiliyoruz. Mesela buraya tıklayalım. Ve burada bir box var. Görüyorsunuz. Bu oluştur demek. Burada istediğimiz objeleri oluşturabiliyoruz. Mesela box. Ve ben bunu şimdi burada çekersem doğru olmayacak. Onun için ben bunu top view'da çekiyorum. Ki direkt zeminde yapmış olayım. Böyle bir şey yaptım. Biraz daha küçük. Ve biraz bunu daha böyle yapalım. Şimdi bunu biraz daha kare haline getirelim. Mesela burada 3, hepsini 3 yapalım. Ne oldu? Bir şey mi yaptık? Özür dilerim. Ben bunu move'da yapmışım. Bunu scale'da yapmam gerekiyor. Yani 0.3. Bu da 0.3 yapalım. İşte en iyi uzun aynı olsun. Evet, şimdi bunu toptan hareket ettirerek move'la bunu hareket ettirince işte görüyorsunuz bu sahnede hareket ediyor. Ben bunu buradan hareket ettiremem. Çünkü yukarıya doğru kalkmış olur ama top view'dan hareket ettirdiğim zaman ancak sağa sola falan gittiğini anlıyorum. İşte bunu uzaklaştırıyorum. Benim bu taşın üstüne bırakıyorum. İşte burada burası iyi mesela. Şimdi bakalım. Buradan büyütelim kamera diyelim. Oynatalım bakalım. Görüyorsunuz aynı onun üstündeymiş gibi duruyor. Aslında bu biraz daha doğru değil. Yani tam olarak bunu %100 orada olmasını şey yapmak için ben bir tane burada nokta olması gerekiyor. İşte o noktaya yakın getirmem lazım. Mesela bunu buraya koymak istersem çok daha net bir sonuç alırım. Mesela yine kuad gelelim. Bu noktaya işaretleyince burada onun noktanın nerede olduğunu görüyorum. Ve ben şimdi bunu direkt onun yanına getirirsem böyle. İşte bu şimdi %100 orada. Hiç falan hiç bir oynama falan yok. %100 orada. Onun için mesela buraya koymak istersen artık bu köşede olduğunu bildiğim için ben bunu işaretliyorum. Bakalım nokta nerede? Nokta işte burada. %100 doğru olacak ama gözle şey yaparsak biraz daha yanılma ihtimalimiz olacak tabii. Şimdi bunu buradan büyütelim. Play bastığımız zaman %100 orada olduğunu göreceğiz. Bir de istersen bunun gölgesi falan da yapabiliriz. Mesela burada şey var ya böyle yukarıda çıkan bir şey, yani mouse'u buraya getirdiğimizde bir şey çıkıyor. İşte ona tıkladığımız zaman kamera değil de bunu perspektif yaparsak işte bizim kameraya falan görüyoruz. Burada da lock diyelim. Bizim sahneye yapışsın. Bizim tracker'lar çok büyük olduğu için şu anda bir şey göremiyoruz. Ama olsun yani biz bunu kamerada sonuçta gördük nasıl olduğunu. Biz burayı şöyle yapabiliriz. Mesela burada noktanın üstüne tıklayalım. Şey diyelim. Neredeydi ya o? Okey. Tamam, orada burada olmuyormuş herhalde. Şey yapalım. Quad girelim. Ya ben buraya. Burada bunun bir Earthling diye bir modeli var.
İşte insan modeli. İşte şey yapalım. İnsan modeli yapalım burada. Elsa Lam'i insan. Buradan tıklayalım. O da burada dursun. Bakalım nokta nerede? Buradaymış. İnsan da götürüp onun yanına koyalım. Böyle. Buradan döndürebiliyoruz istediğimiz yere. İşte bize baksın. Büyütelim bunu. İşte evet. Oynattığımız zaman adam aynen orada duruyor. İşte veya istediğimiz noktaya şey yapabiliriz. Mesela buraya bir bunun gibi bir model koyalım. Bu neredeymiş? Buradaymış. Bulalım bakalım kuantta nerede o nokta. O nokta işte uzakta olması lazım. Nerede? Burada işte. Tam da mantıklı. Bak görüyor musunuz ne kadar uzakta bizim kameradan? Noktanın da yeri orası. Şimdi burada bir silindire yapalım. Şimdi yapalım silindir burada. Biraz daha küçük olacak tabii. Ve yüksek. Biz bunun noktanın buraya yapıştığını gördüğümüz için bunu da direkt ona yapıştırıyoruz. Böyle. Bunu biraz da yükseltelim böyle bu oyunu. Biraz da kalınlaştıralım. 0.4 yapalım mesela. Evet. Şimdi göreceğiz ki o da oraya oturmuş. Şimdi %100 orada. İşte bunu da şöyle mesela oraya patlatmak falan istersek böyle bir model oluşturup işte orada kamera projeksiyon falan yaparız. Olur biter. İşte böyle. Şimdi biz ne öğrendik? İstediğimiz mesela buraya bir şey koymak istersek biz buraya bir nokta atmamız lazım. Tam %100 doğru olması için. O noktayı da nasıl atıyoruz? Onu da göstereyim size. Mesela ben buraya bir şey koymak istiyorum. O zaman kendi noktamı eklemek lazım. Ben tüm bu sahneyi sözünce buradan otomatik olarak yaptığım için neredeydi ya? Buradaydı herhalde. Evet. Otomatik olarak yaptığım için ben kendim noktalarını nerede koyacağımı seçemiyorum. İşte kendi noktamı oluşturmak için burada pençe işareti var. Oradan oraya giriyorum. Burada işte oluştur tuşu var. Buraya basıyorum ve sahnede istediğim yere mesela buraya tıklıyorum. Buradan yerini daha iyi düzeltebiliyorum. Tamam, işaretlediğim bunu attım mı buraya? Şimdi direkt oynat diyorum. Artık bu onu izlemeye devam ediyor. İşte hata falan olursa durdurup tekrar başlatabiliyoruz. Tamam. Bunu yaptı bitirdi. Ama şey de yok. Çünkü bunu biz daha kendi tracker'ımızı yaptıktan sonra tekrar hesaplamak gerekiyor. İşte bir daha go diyoruz. Tamamdır. Artık biz buna baktığımız zaman bizim tracker'ın nerede olduğunu görüyoruz. İşte burada. Direkt bunu buradan bir box oluşturalım. İşte nerede oluşturacağımızı bize gösteriyor bu nokta. Böyle bir şey yaptık. Böyle. Bakalım yukarıda mı aşağıda mı nerede? İşte yerle aynı neredeyse. Azıcık yukarıda. Biraz bunu yukarıya kaldıralım böyle. Tamamdır. Şimdi bakalım büyük şeyde nasıl gözüküyor. Bakalım. Şimdi bu %100 orada. Artık biraz sağa mı kaydıracağız, sola mı kaydıracağız? Orası fark etmez. Ama sonuçta orada. İşte mesela bunu azıcık döndürmek falan gerekiyor. Buradan bunu işaretleyip istediğimiz yere döndürebiliriz. Böyle. Şimdi artık bu hiçbir zaman kaymaz, hareket etmez, oynamayacak. Yani direkt orada duruyor. Mesela bir tane de yakında bir yere koyalım. Mesela ne bileyim buraya koyalım. Bunun üstüne koyalım bakalım. Kuat diyoruz. Bunu işaretliyoruz. Bakalım burada nerede? Ha, işte burada. Bir tane box yapalım burada. Küçük bir şey. Bir de muhtemelen bu da yukarıda olacak. Çünkü zeminden yukarıda. Bakalım.
Bakalım bakalım neredeymiş? Buradaymış işte bu. Bizim Trakya'da direkt bunun alt noktası. Bu noktaya değecek şekilde yapalım bunu. Tamamdır. Böyle. Büyütelim bakalım. Sanki onun üstünde duruyormuş gibi gözüküyor. İşte tam da bizim istediğimiz bu. Artık o nokta sahneden çıksa bile bizim obje onunla beraber hareket ediyor. Çünkü aslında o hareket etmiyor işte. Bizim hareket eden bizim kamera. Şimdi böyle. İşte bunu silelim. O Earthling'e gerek yok işte o adama. Çünkü ben bunu export ettiğim zaman Max onları da adam algılamayacak. İşte ama bu boxların hepsi oradaymış gibi olacak. Şimdi ben Max'i açayım. O açılırken buradan işte bizim kendi şeyimizi export edelim. Şu annemizi. Onun için file diyoruz. Export diyoruz. Burada işte her türlü programlama export var. Bize gerekli olan Max Script V6 ve sizde Maya ise falan bunu oradan bulun. Maya. Sin. Ya ne bileyim Nuke mu? İşte nerede çalışıyorsanız artık. İşte bana lazım olan, bana gerekli olan Max Script V6. Yani 6. versiyondan yukarıya. Seçiyorum bunu. Kamera track tutorial işte kendi istediğim yere burayı istiyorum işte bir isim veriyorum. Evet. Diyelim mesela. Ben kaydediyorum. Hiçbir şeye gerek yok işte direkt okey basıyorum. Tamamdır. Bakalım. Oldu mu? İşte burada bize bir Max Script dosyası veriyor. Sahnemizi açıyoruz. Bekleyelim açılsın. Evet. Şimdi direkt o Max Script dosyasını bunun içine atıyoruz. Ve işte bizim sahne. Burada görüyorsunuz bizim boxlar falan var. Ben bunu oynattığım zaman hepsi burada. Bu yakına koyduğumuz şey gözükmüyor olabilir. Çünkü bizim sahne çok küçük şu anda. Onun için burada kameranın clipping şeyleri var. Onu kaldıralım. Mesela clip manual diyelim bunu. Sıfır yaparsak bu küçük sahneyi de küçük objeyi falan da göreceğiz. İşte direkt play bastığımız zaman aynen orada nasıl hareket ettiyse burada da öyle hareket ediyor. Ve bizim o resimlerin burada gözükmesi için de Alt B tuşuna basıyoruz. Ve artık burada neredeyse hepsinin orada olduğunu görüyoruz ama neden gözükmüyor ben anlamadım. Bir de elle yapalım isterseniz. Alt B. Use files demek lazım. Okey. İşte evet, aynı orada gördüğümüz gibi. Hepsi işte bakın nereye koyduysak direkt orada. İşte burada bizim silindir var. İşte direkt sahnenin aynısı orada. İşte artık bundan sonra alıp bunun yerine çaydanlık mı koyarsanız ne koyarsanız artık o size kalmış. İşte tüm sahnenin baştan sona nasıl track yapıldığını gördük. İşte böyle. Umarım ders faydalı olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.